Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, yine bir videoda beraberiz. Bugünkü konumuz Vectra B'ler. Ee, bununla ilgili de e, çok e, sorular geliyor. E, Vectra B kasalar nasıl araç? Kronik sorunları nedir? Gibisinden. Şimdi arkadaşlar Vectra B'ler performans olarak soruyorsanız e, güzel araç. E, 2000 motora göre o kadar fazla da yakmayan bir araç. Ama e, Vectra B'ler sanayicinin pek sevmediği e, sorunlu araçlar. E, aslında yaşını doldurdu çoğu. Onun için sorunlu. Şimdi Vectra B'lerin kronik sorunlarına bakacak olursak arkadaşlar Vectra B'lerde genellikle e, elektronik e, ve elektrik sisteminde yani e, tesisat komple kavruluyor. Neden e, o hece motorlar genelde sıcak çalışmayı sever. Ee, motor tesisatını da biraz elektriğe yakın yaptıkları için e, elektrik tesisatını motora yakın yaptıkları için işte kavurma yapıyor. Belli bir müddet sonra işte kablolar arasında atlatmaydı, şuydu buydu. Bu da e, sensörlerin bozulmasına sebep oluyor. Yani Vectra Beyler'in elektrik problemi e, tesisat problemi var arkadaşlar. Bunu bilin. Vectra B alırken kesinlikle elektrik tesisatını kontrol ettirin. Vectra B'lerin başka kronik sorunları şöyle söyleyeyim. Yani Vectra B'ler genelde senede bir kam krank sensörü bozar yani. Bunlar artık normal karşılıyoruz Vectra B'lerde. Ondan sonra Rolanti motoru ee, rolanti motoru pek o kadar uzun olmasa da yani e, kısa zamanda bozmasa da rolanti motoru da onların kronik sorunlar arasında. Vectra B'ler e, normalde bu sorunları olmayan Vectra B'ler gerçekten de binmekten keyif alacağınız arabalardır. Ama işte dediğim gibi böyle elektriksel problemler ve e, sensörsel problemler araçtan insanı soğutuyor. <laughs> ama işte sonuçta da her arabanın bir hastası var, her arabanın bir binicisi var. Hiç bu problemleri yaşamayan Vectra'cılar da var, yaşayanlar da var. Ama dediğim gibi genelde Vectra B'yi sormuşsunuz. Ben de cevaplayayım. Vectra B'lerin arkadaşlar en baştaki kronik sorunu elektrik tesisatı. Bir kere elektrik tesisatını Vectra B alacaksanız kontrol edeceksiniz. Diğer e, kronik sorunları kam sensörü, krank sensörü bunlara da e, çok çabuk bozuyor. Aslında bunlar bozulacak parçalar değil ama şimdi bir aracın elektrik tesisatı zayıfladığı zaman arkadaşlar sensörler de elektrik tesisatına bağlı şeyler zaten. E, bunlara da tabii ki zarar veriyor. Vectra B'lerde genelde işte diğer hafif kronik e, şeylere gelirsek eğer yani bunlar yoğun olanları e, kam sensörü, krank sensörü işte volanti motoru, elektrik tesisatı bunlar yoğun olanlar. Yani 100 Vectra'dan 90'ında olanlar bunlar. Ama diğerleri mesela diğer sorunlarına gelecek olursak Vectra B'lerde mesela cam düşmesi sanayide çok rastlanan bir şeydir. Cam butonunun işte kaldıracağın zaman indirmesi, pat diye aşağı düşmesi biraz cam gergileri zayıf olduğu için cam düşmesini çok yaşarsınız Vectra B'de. Bu mesela o kadar e, kronik bir sorun değildir ama genelinde her Vectra kullanıcısı yaşamıştır bunu. ABS beyninin bozulması. Bu da genelde işte dediğim gibi elektrik tesisatıyla alakalı şeyler olduğu için ABS beyni de e, ya Vectra'nın elektrik tesisatında arıza varsa her tarafından problem çıkartır arkadaşlar. Ama motor bakımından çok güzel araçtır. E, i̇stediğiniz verimi alabilirsiniz. Ama işte dediğim gibi elektriksel sıkıntıları var. Diğer bir motorun kendinde sıkıntı var mı diye sormuşlar. Motorda genelde Vectra B'lerde 2000'in altında üst kapaklar plastik olarak yapılmış arkadaşlar. Belli bir ısıdan sonra plastik kapağın oradan bujilerin içine yağ akıtır. Hani bu zamanında yapılan bakımlarla belki önlenebilir ama... Genelde rastladığımız bir şeydir bu da. Vectra B'ler buji kapaklarının, e, buji yuvalarının içine e, yağ kaçırır. Bu da aracın e, ateşleme atlatması deriz biz. Ateşleme atlatmasına sebep olur. Bu da bir arızadır. Ama sonuçta e, binecek arkadaşlar bunlara baktırıp alırsa, iyisini alırsa e, ağız tadıyla zevkli bir şekilde binerler. Ama baktırmadan alınan Vectra, e, açık ve net konuşuyorum, sanayiden çıkmaz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.